Mavzudu boşaldık. Bugünkü mavzu allergenlerin özel atakları. Biz aldığımız mavzularda allergenler de yoktuk. Allergenlerde özel atakları düşünüş için allergeni takkoslaş gerek. Şunun için bir kator allergende kanakalegini esnatıp ötelim. Biz öğrendik ki demek bana bu bir cümle yukarı mısavukada cahalaşken geliler. Ağır bir şey allergen. Bana bu ikinci cümle gamalay karamasonda cahalaşken bölgeni boyunca allergen. Ağır bir şey allergenler mesela nohutlu gününü doğanın rengini yüzeye çıkarır. Bölgeni boyunca allergenler nohutlu doğanın şeklini yüzeye çıkarır. Mesela katta ağır nohutlu doğanın sırlıklığını tamamlasa, sarılığını tamamlasa katta bölgeni sırlıklığını tamamlaydı. Doğru mu? Ağını demek rengini, sarılığını çıkarıyordu. Bölgeni şeklini sırlıklığını çıkarıyordu. Doğru mu? Katta katta bölgen. Bugünkü mavzu noallergenlerin özel atasını diye yapar. Katta A katta bölge noaller mi? Sen katta A kişinin A'ya aller. A ve B iki o başka belgini yüzeye çıkarardı. Şimdi noaller genlerinin özel atasında şu A ve B genleri özel o bölgelikte bitti belgini yüzeye çıkarardı. Şimdi değil mi? Noaller genlerinin özel atasında üç kılı buladı. Komplementar, epistaz, polimer. Bugünkü o dediğim mavzuyumuz komplementar versiyonu. Özüncü o bitti mavzu da ki alakada masalalarını işle geldiğimiz için alakada ötemiz komplementar. Komplement sözünün manası tolduru uçu ya degen manalına iletten. Hani şimdi bir yolu misali götürük edemek F2'de kandiyen hasıl buluşunu düşündürüp veremek. Bunun doğar 5 kıl misal var. Mesela birincisi tovuklarda tacını şekillenir sinanışı. Eğer F2'de 16 organizm hazır olsa, şunu yapsana, sizler haliki geçe günü yolda değiller. Katta katta böyle olsa 9'da çıkardı. Katta kişine böyle olsa? 3'de. Kişine katta böyle olsa? 3'de. Kişine böyle olsa? 1'de. Yani katta katta böyle karkalı buluşun mümkün. Digomuz gibi dominant buluşun mümkün. Birinci belgesi bu için getirisi gördü, ikinci belgesi bu için gamaz gördü buluşun mümkün. Umman yanında karkalı buluşun mümkün. Biz ularla hammasini jamlab katta-katta qilib aytib qo'yamiz. Uni ham bilasizlar-a? Ana endi e'tibor bering. F2 haqida gapiraman bir yo'li tushuntirish uchun. Birinchi misol demak, komplementlarga tovuqlarning tojini shakllantirish sinanishi. Katta-katta bir holatda tovuqlarning toji yong'oqsimon bo'lar ekan. Ya'ni katta-katta bir ikkalasi birgalikda bir-birini to'ldirib turib, tojini yong'oqsimon shaklini chiqaryapti. Bunaqada nechta chiqadi F2da? 9-da. 9'da. Hani yani katta kişine böyle birle geliyor musun? Gülsüman bulayken tavukları, tavacını çekilir. Bu ne kadar? F2'de 3'de çıkar. Kişine katta böyle musun? Nukat zaman bu ne kadar? 3'de. Kişine böyle musun? Adli tavacı tavukları bulayken bundan 1'de çıkar. Demek tavukları, tavacını çekilir. 9-3-3-4 nisbette bulayken. Şunlarla bir oldu mu? Komplementar rüsilanışta 9-3-3-1 nisbatken misali 2'de misali var. Şimdi ikincisi, Avustralya Haldor tutularının katılını renginde rüsilanışı. Bu tutunu görgenizler, köpçülük havaskar tutu bakıcılar bakışarlar. İkişinde ikişinde tutular bula diyor, rengi. Şuna kadar yaşayalım, tutular bula. Yaşayalım. Şunlar ligi? Katta katta bu halatı tovuların katılını rengi yaşayalım. Buna kadar 9'a çıkarırlar. Katta kichkina bir holatda havo ham 3'da chiqadi. Kichkina katta bir holatda sarı. Bunaqadan ham 3'da chiqadi. Kichkina bir holatda esa oq. Bunaqadan 1'da chiqadi. Endi sizga har xil gapirish mumkin. Havo rang va sarı to'tilarni chaqirsangiz yashil hosil bo'ladi deyish mumkin. Qanaqasiga degan savol bo'lib qolmasin. Tushundinglarmi buni? Mana qara, havo rang bo'lsa mana bu. Birinci belgesi boyunca gamazgurda dominant, ikinci belgesi boyunca gamazgurda resesif ne? Yani bu hava var ya? Birinci belgesi boyunca gamazgurda resesif, ikinci belgesi boyunca gamazgurda dominant. Ya taştırgen, yani bu sarı olan.
Gelmek olsa katta kichkina bo'lib tushadi. Bundan kichkina katta bo'lib tushadi. Ana endi if bir oladigan bo'lsak, degenerativ kodda bo'ladi. Genotipi, fenotipi yashil bo'ladi. Mavzuni mohiyatini tushundingizmi? Nariki mavzuni tushungan bo'lsangiz, bu hech narsa emas. Qiyin emas. Keyingi misol, xushbo'y hidli nohatli gulining rangini narsalarimizni misol qilamiz. Katta katta bo'y holatda F2da qizil bo'lar ekan. Bu oldingi mavzu emas. Haligi nohatga aralashtirib yubormang. Shunaligi bu yangi pishgan nohat. Xo'p. Katta kichkina bo'y bo'ladimi? Kichkina katta bo'y bo'ladimi? Kichkina kichkina bo'y bo'ladimi? Nohatning gul rangi oq bo'ladi. Endi savol aytish mumkin. Masalan, mana bu nohatning gul rangi qanaqa bo'ladi katta kichkina bo'y bo'lsa? Rangi qanaqa bo'ladi? Kichkina bo'y qizil. Oq. Oq. To'g'rimi? Maloji. Yo'q. Bu ham oq. Oqni o'qachashtirsangiz qizil hosil bo'ladi. Demak, qarang, sizga savol berish mumkin. Ikkita oq gulli nohat chaqishtirdik. Qizil chiqdi desa, demak Mendel qonunlari emas-da u. Mendel qonunlari unaqa chiqmasdi. To'g'rimi? Demak, bu komplementar bilan haqida gapirayotgan degan tushuncha bo'lish kerak. Tushundingizmi? Demak, F2 da 9 ga 7 nisbat chiqadi. 9 ta qizil, 7 ta oq chiqadi. Ana endi oshqovoqning mevasini shaklini narsalarish. Oshqovoqning mevasi soxta rezavor qovoq meva bo'ladi. Bunda qarang. Katta katta bo'lsa gardi simon bo'ladi. Gardi simon. Kesandiroq. Naliga? Naqara shakli sari bosilgan. Buni katta katta bo'lsa nimada chiqadigan? 9 ta. Tezroq, tezroq, tezroq. Sizgina bitta tezroq javob. Demak, katta katta bo'lsa oshqovoq mevasi shakli gardi simon bo'ladi. Bunaqada 9 ta chiqadi. Katta kichkina bo'y bo'ladimi? Kichkina katta bo'y bo'ladimi? Bunaqada shartsimon bo'ladi. Ya'ni genotipda faqatgina shu tezroq. Bitta dominant gen bo'lganligi hisobiga shu bir juft gamalar kromosomada joylashgan genlar dominant bo'lganligi hisobiga bu shartsimon bo'ladi. Ana endi meni eshitinglar endi. Qarab turinglar, yangi genlar. Kichkina bo'y holatda esa uzunchoq bo'ladi. Bundaqada bitta chiqadi. Bitta chiqadi. 9 6 1 nisbatga tushadi. Tushundingizmi? Ana endi keyingi 5-chi oxirgi misolimiz. Sichqonlarning yungida rangi narsalanishi. Kitobingizda 9 3 3 1 nisbatga, 9 7 nisbatga, 9 6 1 nisbatga misolini yozib qo'ygan. 9-sinf kitobda, 10-sinf kitobda. Lekin mana bu sichqonlarning yungida rangi narsalanishi 9 3 4 nisbatni yozmagan. Nimani misolligini? Mana men aytib beryapman, siz tushunib. Qarang. Katta katta bo'y holatda sichqonlarning yungida rangi kulrang bo'ladi. Katta kichkina bo'y holatda qora bo'ladi. Kulrangda 9 chiqadi. Tushundingizmi? Katta kichkina bo'y qora bo'lgandan keyin chiqadi? 3 ta. Kichkina katta bo'y, kichkina kichkina bo'y holatda oq bo'ladi. Bunaqa 4 ta chiqadi. Nisbat o'zgarib ketyapti. Demak, buni siz nimani misolligini, ha? Qanaqa genlar kelsa qanday belgi yuzaga chiqishini yodlab olsin. Shu 5 ta misolni komplementarga doir misolni xolaganni bermaydimi ish degan o'qitasiz. Tushundingizmi? Mavzu shu. Demak, oldingi mavzuni yaxshi tushungan bo'lsangiz, bu oson shu bo'ldingiz. Endi kitobda mana qoy yozganda har xil misollar yozgan. Masalan, mana bu katta kichkina bo'y bo'lsa, oshqovoq mevasi shakli qanaqa bo'lar ekan? Sharsim. Kichkina katta bo'y holatda sharsim, to'g'rimi? Ikkita sharsim o'chirsa qanaqa hosil bo'ladi deydi. Albatta, gardi simon hosil bo'ladi. Faqatgina ikkita sharsim qanaqa bo'lishi kerak? Genotipi har xil bo'lgan sharsim bo'lishi kerak.
Bittasi A gene bo'yicha ta'minlanadi, ikkinchisi B gene bo'yicha ta'minlanadi bo'lsa, keyin garantisimon chiqadi. Yana bir xil bo'lsa, unaqa chiqmaydi. Tushundinglarmi? Ashunaqa savollar bo'ldi. Qo'shimchalar bilan yoritib qo'ying kitobda. Lekin mavzuda asosiy mag'zi mashg'ulot. Shu 5 narsani yodlab qo'yasiz.